gözler. Uzun zamandır bu kadar güzel, bu kadar rahat bir gün geçirmemiştim. Ben de öyle Selena. Ya ne demezsiniz? Selena, bir de benim pastam olsa ne güzel olurdu değil mi? Yeter ki sen iste Nazlıcık. Teşekkürler. Ya Selena bize yok mu? Ya Selena ödevimizi akşam yapsak olmuyor mu? Hayır olmaz. Eğer siz de Nazlı gibi ödevlerinizi zamanında yapsaydınız bizimle beraber keyif çatıyor olurdunuz. Ama sorumluluklarınız var. Önce ödeviniz bitecek. Ya bari ödevimizi yapmamıza yardımcı ol o zaman. Ya evet Selena. Biz de piknikten keyif almak istiyoruz. Bari ödevlerimize yardım et. Nazlıcık ne dersin? Bana dokunmayın. Hadi acıdım. Yardımcı olabilirsin Selena. kızlar Emir büyük yerden geldi. Duydunuz. Bir düşünelim. Bu durumda size yardım edebilirim. Ödevinizin konusu nedir? Osmanlı dönemiyle ilgili geniş bir özet hazırlamak. Ya evet, işte kuruluşu, yükselişi, duraklama devri, lale devri ve yıkılışı. Bakalım bu konuyla ilgili elimizde ne var? Aa, buldum. Evet kızlar, bu küreye istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Size görüntülü olarak cevap verecek. Yani buradan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu görebiliyor muyuz? Çok güzel bir şey. Keşke dersleri de böyle anlatsalar. Aa, yalnız kızlar küreyle ilgili size söylemem gereken bir şey var. Asla ıslanmaması gerekiyor. Çok dikkatli olun, tamam mı? Ha, merak etme Selena, tamam. Bize güvenebilirsin. Peki o zaman. Hadi size iyi çalışmalar. Nazlıcık hadi oyun oynayalım. Ya eskiden insanlar ne kadar acayip giyiniyorlarmış. Ya belki bizden 100 yıl sonra da insanlar bizim için aynı şeyi söyleyecek. Bizim gibi sihirli bir küreleri olursa istediklerini söylerler. Ya bu çok gizli bir şey değil ki. Zaten bir sürü müzede de belgesel var. Ay aman entelektüel oldum başımıza. Çok konuşma da ödevini yap. Orman ne güzel, ne güzel. Bir gün bütün buraları çöl olacak. Ah, aptal insanoğlu. Hiç farkında değil, hiç. Gerizekalı Selena. Gitmiş canım küreyi 3 tane veletin eline vermiş ya. Şimdi gelelim fasulyenin zararlarına. Şu pis küreye güzel bir banyo yaptıralım. Evet, evet. Olamaz. Olur olur. Bal gibi olur. Bütün dünya buna inansa, birlik olsa, hayat bayram olsa bile artık yapabilecek hiçbir şey yok. Bu yaptığını çok fena ödeyeceksin Hades. Tabii tabii güzelim. Hesaba yaz sen öderim. Gerizekalı, gerizekalı. Bilmiyorum. Kızlar hiç iyi şeyler olmayacak. Honolcuğum, ben şimdi sizden eski sevgililerimi unutma sihiri istiyorum. Böylelikle yeni sevgililere yer açılmış olur. Bir de burun deliklerimi küçültme sihiri istiyorum ki burun deliklerim büyük olmasın, sevgililerimi hatırlayayım. Sus! Bu ne? Hasta var galiba, bu ambulans sesi bu. Hayır, hayır, kırmızı alarm bu. Hayır, değil. Neler oluyor? Fijonos, zaman ayarlarında bir sorun var. Aa, niye? Geri saymaya başladı. Çok güzel. Bu nasıl olur? Çok tehlikeli. Uzayda birçok gezegen geriye gitmeye, eskiye dönmeye başladı. Çok hoş bunlar. Durdu. Durdu. Duruyor. 1877 yılında durdu. Dünya 1877 yılına geriye döndü. 1877 mi?
Bu çok güzel. 1877 kıyafetleri alabilirim kendime. Hoş. Tuttum bunu. Selin. Nazlı. Kızlar, Selena bizi odaya nasıl getirdi? Ya ben en son şimşeklerini çaktığını hatırlıyorum. Ay ben de kürenin suya düştüğünü. Ay kızlar ben anladım galiba ya. Ya Selena sanırım her şeyi düzeltip bizi odamıza... Kızlar? Odamıza ne olmuş böyle? Aa, burası neresi? Kızlar, Selena galiba bizi yanlış bir eve gönderdi. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun kızlar! Aa! Zaman küresini sana emanet etmişim Selena. Onu koruyamadın. Maalesef sana güvenmekle hata etmişim. Üzgünüm Mijonos. İnanın istemeden oldu. İstemeden olduğuna eminim. Ama dikkatsizlik de suistimaldir. Peki nasıl bu hale geldi? Mijonos, zaman küresi suya düştüğü için bozuldu. Ama hep bu Hades'in yüzünden. Aa! Ne alakası var canım? Hadi. Bu çok kötü işte. Ne yapacağız bilmem ki. Ne olacak Mijonos? Gittiniz zaman küresini bu beceriksize verdiniz. Bana vereceksiniz. Oho. Sana değil zaman küresi, oyuncak küre bile verilmez Hades. Sana verildiğinde ne olduğunu gördük işte. Gitti dünyayı 130 sene geri götürdü. Vay gerizekalı ya. Hades sen tam bir zeytin yağsın. Sanki bütün bu olanlar senin yüzünden olmadı. Aptallığın bahanesi olmaz. Hades bak zaten sinirlerim tepemde. Ya bir de iyilik meleği olacak. Bütün insanlığı 130 sene geriye götüren gerici bir iyilik meleğinden ne beklenir ki? Ama sen artık çok oldun Hades. Bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde Selena. Şimdi göstereceğim sana. Ne yapacaksın? Beni de 130 sene geriye mi posalayacaksın aptal sarışın? Çok komik. Hayır. Seni eşek cennetle postalayacağım. Nasıl? Ne alakası? Niye beteniş ben şunu sattı öyle bakayım size? Sen kimsin? Allah iyiliğini vermesin kız sana. Ben mi kimim? Anlaşılan sizin afyonunuz patlamamış daha. Ben Müsteşna Bacı Galfa. Tanımadınız mı Müsteşna teyzenizi? Müsteşna teyze mi? Sen o musun? Evet. Bildiğimiz Müstesna teyze. Ay üstüme iyilik sağlık. Elbette bildiğiniz Müstesna teyze. Yoksa bilmediğiniz Müstesna teyze de mi var? O kimmiş ki bakayım? Allah bağım sanırım. Gençlerime bu gayet o. Bu Müstesna teyze. Ama sen neden Arapsın? Allah müşte hakkınızı vermesin kızlar. Siz beni öldüreceksiniz vallahi. Tabii ki Arap'ım kızım. Bana yeni fark ettiğini söylemeyeceksin değil mi gülüm bana? Yani aslında... Neyse. Dedim ya siz daha uyanamamışsınız anlaşılan. Şöyle şapır şupur ellerinizi yüzünüzü bir yıkayın da sonra konuşuruz sizinle ama. Hadi bakalım. Aa, Müstesna teyze neden Arap olmuş? Yoksa yüzünü Arap sabunuyla mı yıkadı? Ay Nazlıcığım hiç olur mu öyle şey? Ya o da Müstesna teyze de değişmiş. Bir şeyler oluyor ama ne? Bence senin kafana sihirli küreyi atmak lazım. Hem böylece aptal sarışınlığından kurtulursun biraz. Ya aptal olduğum için mi beni yenemiyorsun Hades? Durun yeter. Zaman küresini tamir için göndermeye karar verdim. Tamir mi? İyi ama Yüceonos, zaman küresi tamir olmaz ki. Nereden biliyorsun? Ütopya Teknik Servisi bir baksın bakalım. Ütopya Teknik Servisi son zamanda çok başarılı işler yapıyor.
Plazma bir buzdolabı yaptılar. İncecik duvara asılabiliyor. Tabii pek fazla işe yaramıyor ama olsun, bir teknik bir başarıdır. Kavga ettiğinizi görmedim sanmayın. Hiç fırsatı kaçırmıyorsunuz yani. Çok komik olduk böyle. Biliyorum da ne yapalım, dolabımızda bir tek bunlar vardı. Ya belki Kıvılcım değiştirdi. Olabilir. Ya Leyla abla, sadece odamız değil, evimiz de değişmiş. Ay evet Nazlıcığım ama... Ya merak etme sen, şimdi aşağı inip amcama sorarız neler olduğunu. Hadi soralım. Zülfikar, Zülfikar! Ekrem amca? Aa, hayırlı sabahlar yavrularım. Ben de oturdum, biraz gazete keyfi yapıyordum salonda. Amcacığım, burası neresi? Evimiz niye değişmiş? Yo, kendi konağımızdayız, hiçbir şey değişmedi yavrum. Eşyalar niye değişti? Televizyon nerede? Tele ne? Televizyon. Kızlar, galiba acayip şeyler oluyor. Ya biz sanırım başka bir zamandayız. Başka bir zaman mı? Evet ve içimden bir ses bunun kürenin suya düşmesiyle bir ilgisi olduğunu söylüyor. Allah Allah! Bakınız, şair ve muharrir Namık Kemal Bey'i tevkif etmişler. Namık Kemal'i mi? Teklif mi? Ya Nazlıcığım, tevkif etmek galiba tutuklamak demek. Bakınız, 20. yüzyıla girmemize topu topu 20 yıl falan kaldı. Hala şairler, muharrirler düşüncelerinden dolayı tevkif ediliyorlar. Korkunç. 20 yıl sonra mı? Yani 1870'lerde falanız demek ki. Gününüz aydın olsun Ekrem Beyciğim. Ah sabah şerifler hayrolsun hanımcığım, buyurun. Siz niye dikiliyorsunuz öyle uyuşuk uyuşuk bakayım? Hani kahvaltıyı hazırlayacaktınız çocuğum? Tek tek rencide ettireceksiniz kendinizi sabah sabah. Ben sofrayı hazırlıyorum zaten hanımım. Yumurtanız nasıl isterseniz, şof pişmiş mi, az pişmiş mi? Yoksa ikisinin arası mı? Taze sütümüz var. Süt mü istersiniz yoksa şerbet mi getireyim? Yeter canım. Senin de bu üst üste bitmek bilmeyen çık dışarı sorularından gına geldi canım. Ekrem Beyciğim, makineli tüfek gibi dur kafamı şişiriyor. Haklısınız hanımcığım. Zülfikar. Bana mı seslendiniz Ekrem Bey? Elbette ya. Fayton hazır mı? Hemen hazırlıyorum Ekrem Bey. İyi, biraz acele et, kızlar mektebe geç kalacak. Baş üstüne Ekrem Bey. Oho, hadi ama sandılar. Sizin yüzünüzden ben geç kalacağım mektebe. Kıvılcım ne kadar ayıp. Beybabanın yanında amcazadelerinle nasıl konuşuyorsun yavrum? Sen benim beybabam değilsin bir kere. Oho, Kıvılcım neler söylüyorsun kızım. Paşamıma bacaklarına kırar. Aslında Ekrem Beyciğim, Kerime'niz Kıvılcım'la çok da haksız değil yani. Hani amcazadedir dedik, evimizi aldık, besliyoruz, büyütüyoruz. Ancak tepemize çıktılar. Şunları mektebe göndermesek diyorum ha. Otursunlar oturdukları yerde, birer koca bulurlar, evlendiririz, göndeririz. Hanımcığım, size defalarca söyledim. Bu yeğenlerimiz bizim kızlarımızdır aynı zamanda. Haydi kızlar, mektebe. Koşuklarsınız hele. Bana da sizin gibisi yakışır. Benden başka da kimse kıymetinizi bilmez ha. Aa, Bulut arabası. Bununla mı okula gideceğiz? Galiba Nazlıcığım. Fayton alan da kabahat zaten. Yürüyecektiniz ki görecektiniz sığıntılar. Gerekirse yürürüz Kıvılcım. Sen yeter ki sus. O ne biçim konuşmadır bire? Çok hayhu yapma. Bir an önce mektebimize gidelim. Ozan adam beni bekler. Ozan'ın da işi gücü yok, seni bekleyecek zaten Kıvılcım. Ozan beni seviyor bir kere.
kabul et artık. Bin yılda yaşsa beni sevecek. Çok konuşma, şimdi atarım seni faytonun aşağı. Rüzgar abi, okulamı nasıl gideceğiz? Yok, bir de teyyare tutacağız canım. Çok hayhun yapma. Ay Rüzgar abiymiş, sanki babasının oğlu. Kamçılarını sert vurasın tüm ağacıbaşı. Bunlar da bizim civelekler gibi lafını anlamazlar. Nasıl emrederseniz kıvılcım attım. İşte orada. Canım benim. Eski zamanlarda da çok yakışıklı gözüküyor. Acaba yanına gitsem mi? Tabii ki gideyim. Madem eski zamanda yaşıyoruz, o zaman bu anın tadını çıkartayım. İçine de lokum doldurdum. Katibimi arar iken yanımda buldum. Katibimi arar iken yanımda buldum. Katip benim, ben katibin eline karışır. Katibime konalı da gömlek ne güzel yaraşır. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin eline karışır. Katibime konalı da gömlek ne güzel yaraşır. Beraber yürüyemiyoruz. Demek ki eskiden aşklar böyleymiş. Yani konuşamadıktan sonra ne anladım ben bu aşktan? Selin Hatun. Leyla Hatun. Rahatsız etmek istemem sizleri, lakin Selin Hatun'a diyeceğim iki çift metiyem vardır. İzin verirseniz eğer şu şahika kesen güzelliğe metiyelerimi sunmak isterim. Nasıl? Sizde hem geleceğimi hem geçmişimi görüyorum. Siz benim zaman sarkacımsınız. Hangi zamana gitsem kaderimsiniz. Ne güzel sözler bunlar. Yani ne manalı beyitler. Maksadımı aşmak istemem ama beraber bir yürüyüş için çok güzel bir günce değil midir? İyi o zaman yürüyelim. Siz nazar bakışı Leyla Sultan. Benim dilim böyle keskin dönmeler bilmez. Lakin içim dışım birdir, temizdir. Sizin güzelliğinize iman etmek isterim. Tabii. Bir gün öyle bir şey icat edeceğim ki bu görüntüyü aynen ileteceğim baby bomba. Hanımlar, şunların yavanlığına, pespayeliğine bakın. Ozan beyler de pek keyifli görünür gözümüze. Görünür ama Valide Hanım bunu duyduğunda kim bilir neler yapacak. Ay ne kadar yakışıyorlar değil mi? Pederin seni yaparken kim bilir ne düşünüyordu? Kim? Baban, salak baban. He, bey babam. İlginç. Kızlar olur böyle şey. Gelin hadi buraya canım. Hadi, özellikle de sen ama. Hadi gel buraya. Aa minik kuşum, sen niye oynamıyorsun? Dönmüşüm, oturmuşsun orada. Gel hadi. Ya saçmalama Aslı, ben böyle çengilik yapmam. Kıvılcım, saçmalama kızım. Selin'den ebediyen kurtuluşumuzu kutluyoruz, kalk hadi. Nasıl yani? Nasıl var mı? Şu arkamızdaki kadın var ya. İşte onun 70 yaşındaki babasına Selin'i istiyorlar. Ne yani, Selin evleniyor mu? Evet. Üstüne sıktı, başlık parası alarak bir küp altın veriyorlar. Ozan bana kaldı. Hayırlı olsun Selin'ciğim.
canım, İzdivacığım yakında evleniyormuşsun ya. Ya ben kimseyle evlenmiyorum, ne saçmalıyorsun sen? Aa, senin haberin yok mu canım? Şu teyzenin babasına isteyeceklermiş seni. Yani bir yerde o teyze senin kızın olacak, at kızın olacak. Kıvılcım, hamam sana yaramadı galiba, beynin sulandı senin. Ay zavallı Ozan Bey. Senin 70'lik bir adamla evlendiğini görünce kim bilir ne kadar üzülecek. Ve onu kim teselleyecek? Bil bakalım, bil bakalım, bil bakalım. Kıvılcım, sen gerçekten kafayı yemişsin. Ben kimseyle evlenmiyorum. İnanmazsan Aslı'ya sor, sor. Aslı yenge. Ah canım, Selin'cim gel gidelim, yap yandım. Aslı yenge, Kıvılcım'ın söyledikleri doğru mu? Ya Aslı yenge, bu kadınlar seninle o yaşlı adama mı isteyecek? Evet canım, adam çok zenginmiş. Ay çok şanslısın çok. Hadi Allah'ın yüzünü yüzün çocuğum benim, hadi. Ya Aslı yenge, sen ne diyorsun ya? Ben kimseyle evlenmiyorum. Ben daha kaç yaşındayım? Ne demek kaç yaşındayım canım? Kasım kadar oldum. Kasım kaçtı çocuğum, neredeyse evlen git. Zaten Ekrem amca izin vermez. Amcanız mı? Çocuk var. Size böyle acı bir gerçeği söylemek istemezdim. Bey amcanızla ilgili gerçekleri artık anlatmak zorundayım. Ekrem amcanız maalesef iflasın eşiydi. Selin'cim, sen o adamla evlenmek zorundasın. Evlenmek zorundasın. Tek kurtuluşumuz bu. Yoksa amcan intihar edecek, ölüp gidecek. Eğer bu vicdan azabıyla yaşayabileceğim diyorsan evlenme, evlenme, tamam. Artık karar senin, karar senin. Hadi, hadi, yandım. Hadi, hadi. Gelsene Selin'cim buraya, hadi. Leyla, Serena başaramadı galiba. Bak, eğer bir daha görüşemezse kendinize iyi bakın, tamam mı? Ya Selin, o ne biçim laf öyle? Ya ölüme gidiyormuş gibi. Bir nevi ölüme gidiyorum zaten. Selin abla yapma, umudunu kaybetme. Selena mutlaka bizi kurtarır. Vallahi kendi yeğenim diye demiyorum ama çok hamarattır. Yani Kıvılcım kadar olmasa da hamarattır. Maşallah, maşallah. Çok da güzel üstelik. Tabii tabii, güzeldir. Kime çekmiş? Yengesine çekmiş değil mi? şey diyeceğim efendim, elinizde böyle hazır zengin damat adaylı, yani gönlü zengin damat adayları varsa, siz hazır gelmişken bu Selin'in kız kardeşlerini de verelim gitsin. Hı? Aa, yok artık Aşlı Hanımcığım, ne var neler? Aa, evet aslında yani Nazlı'nın gelinlik çağı gelmesine nereden baksanız 1-2 sene var. Ama Leyla'yı verebiliriz efendim. Ha, merak etmeyin, başlık parasında da anlaşırız. İki, yok yok, 1,5 küp altın yeter efendim. Merak etme Aslı Hanım, bana çöp çatan bedia derler. Tez zamanda Leyla'yı da bulurum bir kısmet. İnşallah, inşallah. Ay. Ay bu imam nerede kaldı? Ay bu bayıldı mı acaba? İmam bayıldı mı? Babam imamı getirecekmiş zaten. Herhalde başka bir yerde nikah varmış, ondan gecikti. Ay aman canım, yani imam şart mıydı sanki? Papaz falan getirseydik, sonuçta ikisi de din adamı değil mi? Geliyorlar, geliyorlar. Aa, ay geliyorlarmış. Ay hadi o zaman kıyalım hemen Selin'e. Yani kıyalım hemen nikahı demek istedim. Aa, olmaz. Daha imama okunmuş şerbet ikram edilecek. Ay ya canım, ne gerek var, siz de bir hoşsunuz. Adam imam değil mi? Okur okur içer şerbetini. Olmaz. Şimdi gelin kız odasına çıksın. İmamla damat paravanın arkasında hazır olunca sen de yengesi olarak kızı alır inersin aşağıya. Peki o zaman öyle yapalım. Merak ettim efendim. Nikahtan sonra mı vereceksiniz altınları? Peki, sanıyorum öyle yapacaksınız. Selin'ciğim, hadi o zaman artık odamıza gidelim, ha? Yürü bakalım. Şşş, siz nereye? Siz kalın burada bakayım. Gelin kız tek başına gidecek. Gel canım, gel sen. Ah yengesinin bir tanesi canım. Yeğenim be, ne güzel bir gelin oldun sen böyle. Ay, hadi bakalım, odana çıkalım. Sonra ben seni alıp aşağı ineceğim. Hadi canım, yürü canım, yürü, yürü. Ben ne yaptığımı bilirim.
Yardım gelmeyecek. Burada yalnızız. Düşman Yeşilköy'e kadar ilerlemiş. Ne dersin, ne yapalım? Burada çok şansımız yok. İstersen geri çekilip dağlara sığınalım. Olmaz. Bu mevzi geçerlerse ailelerimize, eşrafımıza zarar verirler. Düşmanı cesaretlendirmek niyedir? Burada kalacağız. Bu topraklara gömüleceğiz gerekirse. Doğan ömürde kaç kere gelir ki elimize? Korkak gibi mi yaşayacaksın? Yoksa toprağını seven bir baba gibi. Ben buradayım. İstiyorsan benimle kal, istiyorsan git. Ben de seninleyim, sonuna kadar. Bu mevziyi geçmelerine izin vermeyeceğiz. Birazdan el bombalarını atmaya başlayacaklar. Bombaları geri göndermek için gönüllü var mı? Ben yaparım. Ben seve seve yaparım. Dur, sen de kimsin? Nasıl gelebildin buraya? Ben Selena, Ütopya adlı gezegenden geliyorum. Ne istiyorsun? Mağara perisiyle görüşmem lazım, çok önemli. Pekala, ama kötü bir niyetin varsa seni pişman ederiz, haberin olsun. Teşekkürler. Efendim, bu bayanın adı Selena'ymış. Sizi görmek istedi. Çok önemli olduğunu söyledi. Evet, çok önemli. Evet Selena, seni dinliyorum. Sihirli yeraltı damlası özlerine ihtiyacım var. Sadece birkaç damla. Lütfen. Sihirli yeraltı damla özleri çok değerlidir. Öyle herkese veremeyiz. Bakın, üzerinde yaşadığınız dünya tam 130 yıl geriye gitti. Ve bu da birçok soruna neden oldu. Olmaya da devam edecek. Peki, bundan bize ne? Şöyle söyleyeyim. Siz her zaman yer altında yaşıyorsunuz ama yer altı tabakası dünyadan ayrı değil. Bu yüzden eğer dünyanın başına bir felaket gelirse bu sizi de ilgilendirmez mi? Pekala. Sana inanıyorum Selena. Sana istediğin damlaları vereceğim. Teşekkürler. İstediğin damlalar. Ben teşekkür ederim tüm dünya adına. Aslında Selena'nın gitmesine izin vermemeliydim. Bence de vermemeliydiniz çocuğunuz. Nasıl olsa başaramayacak. %100 garanti. Ben başarıp başaramamasından çok başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Aman çok düşünürsünüz Selena'yı zaten. Olsun canım, dünya yuvarlak, ne olur ne olmaz. Selena! Püh Selena. Doğrusunu söylemek gerekirse çok yoruldum Yüconos. Ama elin boş geldin değil mi Selena? Anlaşılan şimdi de kör olmaya başladın Ares. Görmüyor musun, başardım. Tebrikler Selena. Sana güvenmekle çok doğru bir karar vermişim. Teşekkürler Yüconos. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor dünyayı eski haline getirebilmek için? Şimdi dünyaya gideceksin. Şimşek tozuyla yeraltı damlalarını karıştırıp anahtar sözcüğü söyleyeceksin. Anladım. Peki anahtar sözcük nedir? Anahtar sözcük Bohemia Rhapsody. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Başlamış yumurtamı. Ateş kesildi. Geri mi çekilecekler acaba? Dayandığımızı gördüler. Kaçarlar mı ki? El bombası atacaklar. Hazır mısın? Ben bu toprakta doğdum. Doğuştan hazırım.
kalmamışımdır. Burak, seni o cehennemden kurtaracağım, merak etme. Bohemian Rhapsody. Zaman ilerliyor. Zaman ilerliyor. Aferin, Selena başardı. Zaman normal haline dönüyor. Tebrikler Selena. Aferin Selena. Tebrikler. Gözlerini açabilirsin artık. Aa, ama sıkıldım artık ben bu oyundan. Hadi sürpriz olacaktı. Beni beklerken uyuyakalmışsın. Neredeyim ben? Nasıl geldim ben buraya? Nereye gittin ki sen? Hani sürprizdi? Aa, benim siyah beyaz fotoğrafımın sende ne işi var? Sen yanımda yokken ona bakıyorum. Yani romantizm hala ölmemiş, öyle mi? Öyle bir şeye ben müsaade etmem. Savaşçı Burak. Of, inanamıyorum ya. Başıma bütün bunların geldiğine inanamıyorum. Selin! Of ya, geliyor işte. Resmen evleneceğim ya. Neredesin? İki saatte sana sesleniyorum çocuğum. Ben de birazdan aşağı gelecektim Aslı yenge. Sus bakayım! Yenge deme bana! İmam hazır mı? Ne imamı? Nikah kıyacak olan imam. Ne nikahı çocuğum? Hasta mısın sen? Ana, ay acaba sana çok mu kötü davrandı mı? İyice sulandı beynin. Bana bak, sen o işlerden yırtmak için yapıyorsan yutturamazsın. O çamaşırlar makineden çıkacak, tek 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 ütülenecek, anladın mı beni? Çamaşır makinesi mi? Odanız ama maalesef odaya filan benzemiyor değil mi? Resmen ahır yani. Hiç genç kız odasına benziyor mu? Biraz derleyip toparlayın çocuğum şurayı ya. Aslı yenge, biz şu anda hangi yıldayız? Seni bir rencide edeceğim. Hangi yılda olduğumuzu öğreneceksin. Aslı Hanım, o dediğiniz çağ. Müstesna teyze, sen Arap değilsin. Aa. Kızım ne Arap'ı, ne diyorsun? Bana bak, ne hiç yalakalık yapma, boşu boşuna o işlerden yırtamayacaksın. O çamaşırlar ütülenecek, anladın mı? Hollayarak kurutup dururum vallahi sana ha. Selin, geri döndük. Sonunda geri döndük. Ne geri dönmesi, ne saçmalıyorsunuz? Ay, bunlar iyice balatayı sıyırdı. Galiba bu kez haklısınız Aslan. Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Ya Selena, ödevimizi bitirmek zorunda mıyız gerçekten? Evet kızlar. Üstelik bu sefer yardım da yok. En son size yardım ettiğimde başımıza neler geldi hatırlıyorsunuz herhalde. Ya ama eskiden aşklar daha güzelmiş. Ya şimdi herkes aynı seviyor. Ya kızlar, aslına bakarsanız eski aşklar benim de hoşuma gitmedi değil hani. Ya isterseniz eski zamana yerleşelim. Yani zamanda taşınıyoruz he. Güzel fikirmiş Nazlıcık. Selena, bana pasta yapar mısın yine? Evet, sen ödevini bitirdiğin için sana hem pasta hem limonata yapabilirim. Teşekkürler Selena. Al bakalım. Ya ama Selena, gerçekten yardım etmezsen bu dersten zayıf alacağız. Ya istersen şimdi yardım et, sonra başka bir ceza verirsin ha? Üzgünüm kızlar. Ödevin konusu ne? Bir sunum hazırlamamız gerekiyor. Hangi konuyla ilgiliymiş?
taş devriyle. Olamaz.